Yazar Sabahattin Ali Kitap Değirmen Bölüm 13 Sarhoş Kanuni Kamil bahçe sahibinden yemeğini aldıktan sonra bir saat kadar daha orada kaldı. Hanende Muhsin'e adam akıllı sarhoştu. Tam balta olacak sıraydı. Zaten Kamil de burnunun ucunu görmüyordu. Garsonlar yavaş yavaş radyom lambalarını söndürüyorlardı bir bekçiyle iki polis kenardaki salkım söğüdünün altına yıkılıp kalan bir kunduracı çırağını kaldırmışlar, dışarı çıkarmaya çalışıyorlardı. Gazino sahibi o tarafa koşup hesap isteyince sarhoş çırak bir daha yıkılır gibi oldu. Ağzını bir tarafa eğerek anlaşılmaz laflar mırıldandı. Fakat gazinocu pek dolma yutar soyundan değildi. Yakasına yapışıp başından kasketini alınca o olan ayılır gibi oldu pantolon cebinde bir hayli arandıktan sonra parayı verdi. Polislerin kolunda çıkıp gitti. Gazinocu büfeye döndü. Kamil ile Muhsin'e büfeden vuran aydınlığa bir masa çekmişler. Karşı karşıya oturuyorlardı. Önlerinde ufak bir şişe rakı vardı. Kamil önüne bakıyor. Kız kendi kendine hafif şarkılar mırıldanıyor ve sonra durup dururken gülüyordu. Bu daha ziyade yüz sinirlerinin acayip bir gerilmesine benzeyen bir gülüştü. Kamil düşünüyordu. Gazinocu Muhsine'yi alıp otele kadar götürmeden defolmuyor. Ne yapmalı da bu akşam beraber gitmeli. Sonra asıl mühimi bizimkini ne yapmalı. Gece arası sokaklara fırlar, karakolları ayağa kaldırır. Ne şirrettir o. Sıska, sarı yüzüyle karısı gözünün önüne geldi. Şimdi otelde oturmuş, pencereden sokağa bakıyor, beni bekliyordur diye düşündü. Rüktü ve elini yüzüne götürüp gezdirerek şaşkın bir hareket yaptı. Bu sırada gazinocu geldi. Muhsine'ye hadi bakalım dedi. Muhsine kalktı. Kamil de beraber. Bahçede yürüdüler. Yollar kumluydu ve gıcır diyordu. Kamil kolumun altında sıkı tutmaya çalıştığı siyah kılıflı kanununu birkaç defa ağaca çarptı, yıkılacak gibi sallandı. Yolda beş on adım gittikten sonra bir araba geçti. Gazinocu eliyle işaret etti. Araba durdu. Evvela Muhsin'e bindi. Gazinocu kızın arkasından binmek isteyen Kamil'i eliyle iterek içeri atladı ve araba yürüdü. Kamil yolun ortasında bir müddet sallanıp durarak düşündü. Hemen hemen her akşam bu böyle olduğu için kızdığı falan yoktu. Yalnız... Her akşam böyle arabaya ayağını atarken itilip sokakta yalnız kalınca bir müddet düşünmek adetiydi. Sonra sallanarak kendi oteline doğru yürüdü. Dört katlı otelin en üst penceresinden beyaz bir gölge sarkıyordu. Kamil ürperdi. Yukarıdan kısık bir ses, kısık bir ses bağırdı. Çingene! Alçak çingene! Bahçe dağılalı bir saat oluyor. Yine o Muhsin'e dedikleri kaltan peşindeydin değil mi?'' Kamil başını yukarı kaldırdı. Muvazenesini kaybederek yere yuvarlanıyordu. Kanunu destek gibi kullandı ve ayakta kaldı. Ne bağırıyorsun gece yarısı be? Hesap görüyorduk. Hesap mı? Arabanın peşinde köpek gibi dolaştın. Görmedin mi sanıyorsun dinsiz imansız çingene? Yukarıdan doğru ağlayan bir çocuk sesi duyuldu. Kamil okkalı bir küfür savurdu fakat kendini tutamadı, yere yuvarlandı. Siyah torbalı kanunu yerden kaldırıp koltuğunun altına sıkıştırırken yukarıda bütün sokağı çınlatan bir feryat koptu. ''Gelme buralara alçak, sokmam seni içeri, gelme.'' Beyaz baş içeri çekilmek istedi. Fakat hızla çekilirken pencereye çarptı. Pencerenin kenarındaki değnek düştü. Ağır çerçeve bütün yüküyle kadının başına indi. Kamil yalnız bir cam şıngırtısı işitti. Merdivenleri hızlı hızlı çıktı otel hizmetçisi alışkın olduğu için fazla ehemmiyet vermedi. Don gömlekle yatağından kalkıp kapıyı açmıştı. Tekrar yerine koştu. Kamil söylene söylene odaya geldi. Kanunlu bir duvar gibi kenara, kenarına dayadı. Ortada karyoların ayak ucundaki demirle pencere arasında bir salıncak sallanıyordu. İki yaşlarında kadar bir çocuk salıncakta oturmuş katılırcasına ağlıyordu. Kamil cam şangırtısını unuttu. Çocuğun yanına gitti. Sus iki gözüm, sus anam babam. Salıncağın yanına diz çökerek çocuğu sallamaya başladı. Bu sırada yayvan yayvan ninni söylüyor, karma karışık şeyler mırıldanıyordu. Ah o anan olacak karı. Ah nereden başıma sardın bu sıska kalta? Senin de başının derdi, benim de. Eee uyu bakayım. Hadi uyusana. Ninni, ninni. Sonra makamla söylemeye başladı. Bir gün İstanbul'a gitsek ninni, şu karıyı başımızdan savsak ninni. O zaman sen de kurtulursun, ben de ninni. Birdenbire durdu. Odadaki sessizlik onu şaşırttı. Karısı bağırmıyor, gelip saçını başını yolmuyordu. Garip bir korkuyla yerinden doğruldu. Odada gözlerini gezdirdi. Çocuk da susmuştu. Karısı hala pencereden dışarı bakıyordu. Kamil bunu görünce kısık bir kahkaha attı. Ne bakıyorsun be dedi. Ne var dışarıda mahalleyi nasıl ayağa kaldırdığını mı seyrediyorsun? Yarı kapalı gözlerini açmaya çalışarak bir kahkaha daha attı. Fakat bunu yarıda kesti. Gözleri büsbütün açıldı. Bir adım kadar ilerledi. Karısı pencerenin önünde diz çökmüş, başı dışarıda duruyordu. Kamil kırılan ve aşağı düşen camın farkına varmadı. Fakat yerde biriken kanları gördü. Bu kanlar pencerenin kenarından başlıyor ve duvarda bir nehir gibi kıvrıntılar yaparak iniyordu. Kamil hiç sesini çıkarmadı. Yavaş yavaş geri çekildi. İçinde kirli çamaşırlar bulunan bir sepetin üstüne oturarak o tarafa doğru uzun uzun baktı. Sabaha kadar öyle oturdu ve baktı. 1933 Arkadaşlar, kitap seslendirme işini gönüllü ve amatör olarak yapıyorum. Yapıcı yöndeki eleştirilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalınız.